Selam arkadaşlar, yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tekrardan böyle bedava eşyalı bir videoyla karşınızdayım. Ama bugünkü video farklı olacak. Niye diye soracaksınız. Şöyle bir şey yapmak istedim. Dedim ki biz bu bedava eşyaları sizlere gösteriyorum ama benim bari bu çektiğim bedava eşyayı sizlere bir çekiliş yapayım. Böyle hatta iki tane eşya çekmeye çalışacağım. Bir parça bir parça şeklinde ve onları sizlere çekiliş yapacağım. Ve direkt o zaman bedava eşya alma kısmımıza geçelim. Ve bunun için de tabii ki de RL hesapları kullanacağız. Niye RL hesapları kullanıyorum onu da çok kısa söyleyeyim, hani çok uzatmadan. Çünkü arkadaşlar şu an için bedava eşya veren güvenilir site bir tek RL Supply var benim gördüğüm ve scam olmayan, dolandırıcı olmayan. O yüzden onu kullanacağız. Bilmeyenler için de detayları videoda göstereceğim. Ve nasıl eşya çekeceğimizi de sizlere göstereceğim. O zaman direkt videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala da hala abone değilseniz 2-3 saniyenizi ayırıp kanala abone olmayı unutmayın diyerek videomuza geçiyorum. Şimdi RL Supply sitesine geldik. Bu arada bu siteyi bilmeyenler için çok kısa anlatayım. Bu siteye giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Giriş yaparken Steam'inizi falan hiçbir şeyinizi kullanmanıza gerek yok. Bir tane Gmail istiyor sadece. Fake hesapla Gmail ile giriş yapabilirsiniz. Bakın benim de Gmail'im fake hesap. Ondan sonra burada coin sekmemiz var. Bu arada giriş yapmadan önce mutlaka şu link ile girin. Ben bu linki açıklama kısmına veririm. Bu linkle girdiğiniz zaman 250 coin ile başlıyorsunuz ama 250 coin'i almanız için de görevler yapmanız gerekiyor. Görevi de şuradan ön kısmından yapıyorsunuz. Ama yorumda gördüm, bazı arkadaşlarımız diyor ki işte anket yapıyoruz vermiyor falan gibi şikayetler alıyorum. Bunu da şöyle halledeceksiniz. Eğer diyorsanız ki ben görevi yaptım vermiyor. Bazı görevler vermeyebiliyor arkadaşlar. Coin veren görevleri anlamak için de RL Supply'ın Discord'u var. Oraya giriyorsunuz. Orada Working Offers diye bir kanal var arkadaşlar. Oradan insanlar işte hangi görevler çalışıyor, hangi görevler çalışmıyor onları paylaşıyor. Ama İngilizce bir şekilde paylaşıyor. Yani gidip oraya Türkçe bir şey göremezsiniz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim diyerek şimdi eşya çekme işlemimize geçelim. Ama eşya çekmeden önce ilk başta buradan Epic Games isminizi mutlaka görüyorsunuz. Benim ID Gali olduğu için girdim. Ve ondan sonra da buradan Store'a geliyorsunuz. Aa, bir şey daha unuttuk. Mutlaka oyun arkada açık kalacak. Ben oyunu arkadan hemen açıp geliyorum. Oyunu arkadan açtım. Şimdi arkadaşlar burayı istediğimiz eşya artıyoruz. Fenek yazdım. Bakın fenek çıkmadı. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Bakın en pahalılar bunlar. Buradan aşağı doğru iniyor. Bu listeden bir tane eşya seçeceğiz. Ama ben tabii ki de sizlere çekiliş yapacağım için değecek eşyalar seçmeliyim. Bakıyorum mesela buradan hangi eşyayı seçebilirim. Bakın burada renkli renkli Draco'lar var. Draco da nasıl diyeyim, böyle harbiden rağbet gören bir tekerlek. Bunlardan birini seçebilirim. O yüzden ne yapıyorum? Mesela orman yeşil Draco var. Bunun hemen bir de fiyatına bakalım. Şuradan RL Insider'a gelelim. RL Insider'da ne bilmiyorsanız itemlerin fiyatlarına bakma sitesi. Buradan biz ne arayacaktık? Yeşil Draco. Buraya geliyorum arkadaşlar. Draco yazdım. Yeşil 450-600 kredi. Tamam mı? Bu aklımıza bir kalsın. Ekledim bunu. Bakın checkout diyeceğim. Vermeyebilir. Bakalım verecek mi? Checkout dedim. Bak your order has been placed. Go to the wallet page to receive your items diyor. Bakın burada benim önceki siparişim de var. Bunları almıştım. Buradan receive items diyorum. İnşallah verir diye umuyorum. Bakalım hata vermedi. Party created dedi. Şimdi bakın bot direkt bana davet attı gördüğünüz gibi ve benim yeşil Draco'mu verecek. Bunu aslında ben önceki videolarda da yapmıştım. Tekrar gösteriyorum siteyi bilmeyen arkadaşlar için. Bakın direkt yeşil Draco'yu verdi. Şu bir. Şimdi birinci eşyamızı aldık diye varsayıyorum. Bot bize bir güzel verdi. Şimdi birazdan da partiden atacak bot. Takası yaparsak eğer. Bakın direkt attı ve eşyamızı aldık. Birinci çekiliş eşyamız o zaman bu olsun. Devam ediyoruz ikinci eşyamız. Şimdi şöyle bakıyorum güzel bir şey ne alabiliriz diye. Şu Tigris'in bir Titanium Base Tigris'in fiyatına bir bakalım. Bu arada sitede de pahalı. 600-800 diyor. 600-800 verilir mi? Bilmiyorum. Hadi koyalım bir tane. Tamam mı? Kaç coin'imiz kaldı? 4700 coin'imiz kaldı. Bu da aklımızda bulunsun. Elektroşok'a bakalım. Kara borsa eşyası. Elektroşok 300-400. Bir tane elektroşok da koyalım o zaman. Bundan da koyduk. Kaç etti? 3600 etti. Yaklaşık 1000 coin'imiz falan kaldı. 1000 coin'leri bakın bir tane arkadaşlar Safran Draco çakalım. Ve olayımızı bence bitirelim. Safran Draco'ya kadar ucuzmuş. Böyle daha pahalı eşya belki turuncu Draco olabilir. Turuncu Draco da ucuz gayet. Onun dışında Looper var. Looper değer mi bilmiyorum.
Ya da boş verin arkadaşlar, biz Safran Draco alalım. Çünkü Draco harbiden sağlam bir tekerlek. O yüzden de Safran Draco'yu seçtim. Şimdi 3 tane eşya seçtik. 4400 para vereceğiz. Asıl 300 daha para harcayabiliriz. 300 paraydı ama harcayacak bir yer yok. Neyse, onu sonradan hallederiz. Şuradan bir checkout diyelim. Bakın bizden parayı aldı. Şimdi buradan receive item istiyorum. Tamam, bakalım hata verecek mi? Hata vermedi. Party credit dedi. Girdim oyuna. Şimdi bize Titanium Base'e Tiger satacak. Bakıyorum, Queen Xant diye bir adam gelmiş. Bu da herhalde başka botlarından birisi. Bakın, detayları göster diyeceksiniz arkadaşlar. Titanium Base'e Tiger'si nefis bir şekilde aldık. Şimdi çekiliş detaylarını da vereceğim bu arada. Bunu da alalım. O zaman şöyle yapalım. Bir Draco'muzu çekiliş yapalım. Bu zaten en pahalı ikinci eşya. Bir de Tiger'si çekiliş yapalım. Bunları da, hatta neredeydi o eşyalar? Şimdi Tiger'si de aldık. Diyeceksiniz ki arkadaşlar, Draco ile Electro Shock nerede? Ben yanlış bir şey yaptım. Tek tek alacaktım. Gittim 3 tane eşyayı aynı anda almaya çalışınca ilk başta seçtiğim eşyayı verdi ve burada eksi 4000 gitti. Ben bu coin'i geri alacağım ama videoda da iyi denk geldi bu arada. Siz sakın aynı anda bir sürü eşya almaya çalışmayın. Bakın buradan store'a gelin. Tek tek seçin, öyle checkout yapın. Hepsini birden checkout yapmayın. Ben bunun yanlışlıkla azine uğradım diyerek şuradan iki eşyamızı da gösterin bu arada, aldığımız iki eşya. Hani gidip yani şey olmasın, yanlışlık olmasın. Şuradan envanteri düzenli diyelim. Buradan en son diye bakın. Jambaz, Tigris, Titanium Beyazı ve Orman Yeşili Draco diye iki tane eşyamız var. Çekişimizi de şöyle yapacağız arkadaşlar. Onu da hemen söyleyeyim sizlere. Şimdi arkadaşlar, çekilişi ben Discord'da ayarladım. Zaten saati de görürsünüz, 7'de ayarladım. Bu videoyu da hani daha 2 saat önce falan çekiyorum, öyle söyleyeyim sizlere. Bakın burada Solar Fade çekilişi açıklanma şartları işte 30 Temmuz'a falan açıklanıyor. Buradaki şartları yerine getiriyorsunuz ve tabii ki de sunucu da olmak zorundasınız. Sunucuya da discord.gg/idgal yazarak katılabiliyorsunuz. Bu herkese açık çekiliş. Yeşil Draco'ya herkese açık veriyoruz. Bir de ayrıyetten özel çekilişler kanalında Titanium Base'e Tigris çekilişimiz var. Bunun da kazananı 30 Temmuz'da açıklanacak, şartları aynı. Bu kanalda da çekilişe erişmek için Discord'da altın üye rolünü erişmeniz lazım. Bunu da unutmadan söyleyeyim diyerek videoyu burada bitirelim. Size de bu arada dediğim gibi 2000-3000 coin'lik artık kaç coin'di? 2 temi alamadım sadece. Coin'leri bizden kesin, ben onları sitenin desteğine yazıp halledeceğim. Ama siz dediğim gibi sakın ama sakın böyle yapmayın. Videoyu burada bitirelim. Hatta videoyu da şöyle kutu açarak bitirelim. 3 tane kutum vardı. Bunları da dedim bari video sonuna saklayayım. Böyle bitireyim. Ender düşürme açıyoruz bu arada. X2 sıra geldi. Bir tane daha açalım. Zaten son 2 tane kaldı. Bu tarz bedava eşya videolarının devamını istiyorsanız arkadaşlar, mutlaka dediğim gibi videoyu aşağıdan beğenmeyi ve kanala da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu yaz döneminde videolar arada sırada az gelebilir. Bunu da söyleyeyim. Sebebi ise çalışımdan dolayı diyerek burada X7 ithal vermiş. Videoyu burada bitirelim. Bu dakika izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.